Merhaba arkadaşlar. Düşman objemizi oluşturarak kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir sphere ekliyorum. Rahat çalışmak için burada player'ın görünürlüğünü kapatıyorum. Bunun için de bir materyal oluşturalım. Düşman mat diyorum. Rengini atıyorum. Sonrasında düşmana da hareket vermemiz gerektiği için bir script oluşturacağım. Script'imiz oluştu. Player'da position değeriyle hareket sağlamıştık. Burada farklı bir metotla hareket sağlayacağız. Onun için bir vektör 3 değeri oluşturuyorum. Start'ta ilk değerini atıyorum. X'de 1 birim, Y'de 0 birim, Z'de 1 birim gidecek şekilde ayarlıyorum. Ve transform'u translate metoduna direction'ı veriyorum. Kodla çok basit bir şekilde hareket sağlayacağız ama çok hızlı hareket edecek. Önceki videomda bahsetmiştim. Update metodu saniyede birçok kez çağrılıyor. Bu sebeple çok hızlı bir hareket oluyor. Bunu engellemek için Unity time delta time diye bir değişken tutuyor. Bu 0.02'ye denk geliyor genelde. Bununla çarptığımızda hareket bizim için daha sabit oluyor. Ama bu sefer de yavaş bir hareket sağlıyor. Bunu bir hız değişkeniyle çarpmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok yavaş hareket ediyor. Bir de hız değişkeni oluşturalım. Ve hızla çarpalım. Gördüğünüz gibi yeterli bir seviyeye ulaştı. Şimdi çarpışma kontrolü eklememiz gerekiyor. Duvarlara çarptığında yönünü değiştirmesini bekliyoruz. Normalde Unity'nin bu iş için kullandığı collider mantığı var. Ama ben farklı bir metot kullanacağım burada. Düşmana tıklayıp 3D objekten bir küp oluşturuyorum. Burada küpün size ile oynayıp düşman objesinin önüne gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve buna yukarı diyorum. Ctrl D ile kopyalayıp aşağı diyorum. Tekrar bir küp daha oluşturup bunu da sola çekiyorum. Adını sol diyorum. Tekrar Ctrl D ile kopyalayıp sağ diyorum. Bunu da sağ tarafa çekiyorum. Oluşturduğum bu 4 küple çarpışma kontrolü yapacağım. Bunun için de yine Unity'nin ışık klasını kullanacağım. Bunların ekrana çizilmesini istemiyorum. O yüzden mesh renderlarını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir box collider'a da şu an için ihtiyacım yok. Onu da kaldırıyorum. Benim için sadece koordinatların olması şu an için yeterli. Birinciyle başlayalım. Add component deyip çarpışma yukarı kontrol diyorum. Script'imize ekledi. Öncelikle public türünde bir game obje almam gerekiyor. Bu aslında düşmanımızın kendisi. Bunu neden aldığımı ileride anlatacağım. Sonrasında yine bir ışık oluşturuyoruz. Bu bizim transformumuzun position'ından başlayıp
Direction olarak da vektör 3 nokta gördüğünüz gibi Z'nin tam tersi olacak. Yani forward'ın back'i olmuş oluyor. Üstüne geldiğimizde de gördüğünüz gibi 0,0 eksi 1 değeri. Sonrasında çarptığım nesnenin değerini tutacak bir değişken tanımlıyorum. Ve if deyip bir ışık yolluyorum fizik kütüphanesini kullanıp. Yollayacağım ışık R olacak. Çarptığımda hit'e bilgi dönecek. Ve çarpacağı mesafeyi de şimdilik 1F olarak ayarlayayım. Ve çarptığı nesnenin bilgisini bize söylesin. Bunu kaydediyorum yukarı kontrol için. Tekrar oyuna dönüyorum. Sonrasında zemini seçip F'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an duvarların yüksekliği yeterli değil. Şu bütün duvarları seçip Y eksenini 4'e set ediyorum. Böylelikle yeterli bir seviyeye ulaştı. Sonrasında şu an için hareket etmesini istemiyorum. Sadece yazdığım yukarı yön doğru çalışacak mı onu kontrol edeceğim. Onun için bunun aktifliğini kapatıyorum. Bu script şu an çalışmayacak bunun için. Oyunu tekrar açıyorum. Düşmanı yukarı duvara doğru sürüklüyorum. Ve konsolda yukarı duvara geldiğimde çarptığı nesnenin bilgisini yazmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an yukarı duvara çarpıyorum diyor sürekli. Uzaklaşınca gidiyor. Aynı işlemi diğer yönler için de yapmamız gerekiyor. Aşağı gelelim. Çarpışma kontrol aşağı diyorum. Ve yeni bir script oluşturuyorum. Burada yukarıdaki gibi aynı düşman objesinden bir tane daha alıyorum. Sonrasında update metoduna yine bu bilgileri dönüyorum. Burada public yazıp yazmamanın farkı üzerine de konuşalım. Gördüğünüz gibi yukarıya tıkladığımda açılan script'te düşman diye bir alan açıyor bana. İşte bunu yapan bu public alanıdır. Bunu sildiğimizde private ya da protected olarak kalıyor. O zaman burada düşmanın set edilemeyeceğini göreceksiniz. Bu bize bir kolaylık sağlıyor. Özellikle prefab oluştururken birazdan oluşturacağız. Burada düşmanı sürükleyip buraya bıraktığımda artık rahatlıkla onun metotlarına erişebileceğim. Şimdi tekrar aşağıdan devam edelim. Gördüğünüz gibi aşağı vektör 3 nokta forward yönünde. Bunu forward olarak değiştiriyorum. Ve tekrar test edeceğim. Gördüğünüz gibi aşağı duvarın bilgisini döndü bize. Aynısını sol ve sağ için de yapacağız. Düşmanımızı alıyorum. Aynı şekilde V'imizi alıyorum.
foldu var. Gördüğünüz gibi x eksenini gösteriyor. Bunun için de vektör nokta left'i deneyebiliriz. Left gördüğünüz gibi eksi bir değeri right dememiz gerekiyor. Tamam. Tekrar düşmanımızı da atayalım. Bunu da bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sol duvar da çalıştı. Sağ duvarı da eklediğimizde bu bölümü tamamlamış olacağız. Left dememiz yeterli olacak. Şimdi dört yönünü de kontrol edelim tekrar. Yukarı duvar, sağ duvar, aşağı duvar, sol duvar. Hepsi de çalıştı gördüğünüz gibi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim.